Günaydın. Bugün Kuşadası'nda son günüm. Son günüm derken zaten son günüm de bitti. Şu an otogara doğru yürüyorum. Şimdi Efes Kuşadası Selçuk otobüsünü Efes Antik Kenti'ne doğru giderken teşekkür ederim. Şöyle yazıyor zaten, 50 TL'ye götürüyorlar. Kuşadası otogarındayız şu anda. Buradan da Efes'e, Antik Kent'e, sonunda o 3 yıldır hayalini kurduğum İzmir turunu az kaldı sonlandıracağız. Son sahnelere doğru ilerliyoruz. Oradan da Şirince'ye geçeceğiz. Videomuzu sonlandıracağız. Birkaç bilgiyi aldım ben. Varınca artık devam edelim. Otobanda indim resmen. Evet, şöyle göstereyim. Efes Antik Kent'i ve bir valiz Efes Antik Kent'ine doğru bu yoldan ilerliyoruz efendim. Umarım köpek, çalçakal, ne bileyim yılan vesaire şeyler çıkmaz diyoruz ve yolumuza devam. O kadar yol yürüdüm mü diyeceğim. Sizce yürümüş müyümdür? Tabii ki de yürümedim. Dedim ya, şu geçen arabalardan birisi beni alsa diye. Yolda geçtiğim yerde taksici durdu. Gel dedi, lan dedi, 5 dakikalık yoldayım, bırakayım dedi. İnsanlık olmamış arkadaşlar. Şimdi çantaları emanete bırakacağım. Bilet ve ardından giriyoruz Antik Kent'e. Başlayalım. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Bugün tam müze kartımı alışım birinci yılıymış. Hiç farkına varmadan geldim buraya. Ve tam birinci yılı onaylar mı onaylamaz mı derken şu an içerideyim. Efes Antik Kenti'ne giriş yaptık. Yani şu tiyatronun tepesine çıkma ayrı bir mesele. Böyle bir ispiral kokusu tarzı bir koku var arkadaşlar. Yani daha önceden tattığım bir koku ama nasıl anlatabilirim bilmiyorum. 3 yıldır Efes Antik Kenti'nde Celsius Kütüphanesi'ni görme umuduyla, bir yandan daha YouTube'a başlamamışım. Ama YouTube olmadan da böyle gezme şeyim var, böyle içimde istek var. Ve en çok istediğim yerlerden birisi İzmir'e gitmek ve Celsius Kütüphanesi'ni görmekti. 3 yıldır bu hayal olarak kaldı ve şu an İzmir'deyim. Tabi İzmir'den daha zorlu yerlere gittik. Evet, neden bu zamana kaldı? İnanın ben de hiç bilmiyorum. Bir türlü, yani para varken zaman yoktu, zaman varken para yoktu gibi şeylerden dolayı çok aksadı. Ve 3 yılın sonucu şu an Celsius Kütüphanesi'ne doğru ilerliyoruz. Benim yanlışlarımdan birisi şu gözlük kafamdan. Benim yanlışlarımdan bir tanesi ne oldu? Valizle buraya gelmek bir. İkinci yanlışım çok sıcak anda gelmek. Size tavsiyem, eğer imkanınız ve durumunuz varsa, akşam da açıkmış burası, akşam gelmeniz. Mümkünse arabayla, eğer mümkün değilse dediğim gibi servise geliyorsanız çanta ve valiz getirmeden, kendinize ağırlık yapmadan ve yine mümkünse konaklamanızı bu taraflarda bir yerlerde yapmanız. Selçuk'ta, Tire'de falan yapmanız. Gerçi Kuşadası'yla Tire'nin mesafesi şu an Efes'e aynı mesafedir herhalde. Yani size tavsiyelerim böyle olurdu. Ben şu an yanlış başladım ama doğru devam etmek istiyorum. Gölgeden gölgeden ufak ufak çekeceğim. Belki çok güzel fotoğraflar çekemeyeceğim ama önemli olan şey zaten burada çekilecek en güzel fotoğraflar değil. Önemli olan buranın tarihini daha iyi anlayabilmek, görerek anlayabilmek. Çok büyük bir yer. Türkiye'nin en önemli yerlerinden, tarihi yerlerinden birisi. UNESCO'ya girmiş yerlerden birisi. Çok harika. Yani kafanı çevirdiğin yer, düşünsene de bakın, benle beraber dön. Kafanı nereye çevirirsen çevir. Dön böyle, dön. Nereye dönersen dön. Tarihi yerdesin abi. Ve koskocaman bir Roma şehrinin içerisindesin. Dünyadan herkes buraya geliyor. Böyle bakınca her şey çok daha farklı olabilir tabii. Umarım bakış açınız değişmiştir. Evet, Celsius Kütüphanesi. Daha önce bu kadar yakından gördüğünüzü bilmiyorum ama ben hep fotoğraflardan görüyordum. Ve bu kadardı benim için. Şöyle bir ben fotoğrafımı çekeyim, yok ben kendim çekeyim. Şuradan tam geniş açıdan almak istiyorum. Kütüphanenin içerisi böyle. Bu arada Efes deyince karşınıza çıkan ilk fotoğraf tam olarak burası. Gerçekten harika. Ben de diyorum şu an.
pek de sıcaktan yanmış. Şu an burada yatıyor. Neyse biz devam edelim. Tur şirketleri bayağı devam ediyorlar. Biz de devam edelim. Sorry, excuse me. Turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama inanılmaz sıcak var. Ve şu an saat daha saat 10. saat 10 olmasına rağmen şu saat 10 olmasına rağmen çok sıcak ve daha bu saat 12 olacak, 1 olacak. Şu araları gezeyim bari, gölge var orada hiç yoktan. Burası neresi bilmiyorum. İlk defa bir yer bilmeden geziyorum. Normalde biliyorsunuz ki saraya girdiğimde saraya girdim. Kedinin yanına geldim falan böyle. Ne haber kedi, korkma. Aa, burası tuvalet. Miyav. Burada biliyorsunuz ki filmde görmüştüm. Yan yana oturup tuvaletlerini yapıyorlarmış Roma döneminde. Şaka yapmıyorum bu arada, cidden. Araştırabilirsiniz. Tuvaletlerini böyle yan yana gelip yapıyorlarmış. Hep beraber. Neyse, çok da ilaçlaşmadan. Burası da lağım çukuru. Gidiyor böyle aşağıya doğru. Video çekme çok zor ya. Vallahi bak, dünyanın en zor mesleklerinden birisi bence. Şu sıcağın altında. Burası bir ekstra sıcak ama. Daha önceden gelenler anlıyordur beni. Memmius anıtı. Çok garip bir adı var ya. Memmius anıtı. Milattan önce 50 ve 30'lu yıllar arasında inşa edilmiş. Alın bu bilgiyi, ne yaparsanız yapın. Şu kedinin duruşuna bakar mısınız? Karşıda gördüğüm kapalı alan ve Celsus kütüphanesi buradan daha ayrı bir güzel gözüküyor. Bir amfiteyatro kaldı. Orayı da gezerim arkadaşlar. Pilimiz bitiyor. Yani şahsi pilim bitiyor. Kişisel olarak, teknolojik olarak değil. İnanılmaz bir sıcakta yine bir gölge buldum. Dinleniyorum olabildiğince. Çünkü ellerim şöyle yapış yapış ter oldu. Kamera da çok çabuk ısınıyor. Haliyle bu sıcaklığa kamera mecbur ısınır yani. Yapacak bir şey yok. Oğlum siz yabancılar ne kadar pislik bir insansınız ya. Ulan Cengiz abi. Neyse, aklıma geliyor ama. Evet, tiyatro. Çok garip lan tiyatro. Bura keşfedilmeden önce acaba ne yapıyorlardı? Çünkü abi çok yoruldum ve şu amfiteyatrolar var ya, dünyanın en sıcak yeri ya. Nereye gidersem gideyim bir amfiteyatroya girdiğim an dünyanın en sıcak yerine girmiş gibi hissediyorum. Ve öyle bir şey var ki şu an, siz hissettiniz mi bilmiyorum ama konuşurken sesim tekrardan bana geliyormuş gibi oldu. En tepedeyiz. Delilik yaptım, çıktım, tüm enerjimi burada harcadım. Zaten bu gezeceğimiz son yer. Efes Antik Kenti'ni bitiriyorum. Şirince'de daha çok zaman geçirelim. Antik Kent çok güzel ama dediğim gibi çok da yorucu. Fotoğrafımı çeken yok şimdi. Kendi fotoğrafımı kendim çekeceğim. Merhaba Roma halkı. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Ses nasıl geliyor? İyi geliyor mu oraya? Bu kadar. Finish. Evet. Sesi de denedik. Benden tam bir tiyatro sunucusu olurdu ya. Çok iyi çıkıyordu ses. Yani benim hoşuma gitti. Kameradan nasıl çıktı bilmiyorum. Evet. Şanslıyız ki bulut güneşin önüne geçti. Ben de bittim bu arada. Çok acilinden hemen bir kafeterya tarzı böyle soğuk bir şey satan bir yer bulmam lazım. O da sahanın Efes'in girişindeydi. Şu anda bir sade soda, Efes Antik Kenti'nde bir de su. 70 lira verdim. Haziran 2024'te fiyatlar şu an böyle. Yeteri kadar dinlendik, artık emanetten eşyaları alıp çıkalım. Dolmuşa 30 TL verdik. Şu an Selçuk merkeze geçiyoruz. Şimdi Selçuk'a geldik. Selçuk otogarındayım. Buradan Şirince'ye geçeceğim. ATM'i arıyorum. ATM'i 40 liraymış bu arada fiyat. Selçuk'tan Şirince 40 TL. Evet, şu an Şirince'deyiz. Dostlar, çantamı direkt emanet ettim. Ve kahvaltıyla başlayacağım. Aslında öğle saati oldu ama ben kahvaltıya yeni başlayacağım. Evet, Özlem Gözlem'e karşımızda. Bence manzarası da çok hoş duruyor. Bir gidelim. Rahat rahat bir oturalım.
Burada turist de var. Yani ne kadar turist varsa bir o kadar da Türk var, yerli var. Bu da güzel bir şey. Efes'te yani İngilizce konuşmaya başlamıştım. Gözlemeciye nereden giriyoruz acaba? Şeyde video kapalıydı. Az önce işte dolmuşta geliyorum ya. Bir tane çocuk benim videolarıma denk gelmiş, izliyor. Sonra arkamı döndüm. Acaba beni gördü de açtı mı gibisinden. Dedim ne izliyorsun? Dedi bir tane işte adam izliyorum. Arabası şey olmuş. Dedim o kişi benim, gözünü çıkardım. Çocuk şaşırdı. Güzel bir an oldu. Biraz çok dağınık bir masamız var. Nar suyu söyledim. Sizler şarjdayken ben de bir nar suyu söyledim. Şöyle bir Şirince manzarasıyla. Nar suyu da çok iyi geliyor. Çıkınca devam edelim o zaman. Şimdi de telefon şarjda. Telefonu bekliyoruz. Bir tane bundan alalım ya. Elraya magnetimizi aldık. Devam ediyoruz. Şirince aslında nasıl yorumlayabilirim ki? Bir Şirince'nin olayı var. Birçok olay var. Birçok olay yaşanmış Şirince'de. Tabii bu tarz şeyler gençlerin dikkatini çekiyor. Biz de genciz. Bana dedi ki, Atacığım dedi, dünyanın her yerinde kıyamet kopacakmış ama bir tek Şirince'de kopmayacakmış diye zamanda böyle bir haber yaymışlar. Ve bu haber yayılınca da insanlar Şirince'ye dolmuş. Sonradan böyle ilerleye Şirince turistik bir yer haline gelmiş diye bir şey var. Yani bunun gibi birçok şey var, olay anlatılıyor. Ama Şirince benim gördüğüm kadarıyla şirin bir yer, renkli bir yer. Çok hoş bir yer yani. Öyle anlatılan olaylar falan çok abartıyorlar bazen. Bildiğiniz şey yani, çarşı. Çarşıda geziyoruz. Evet, tam olarak burası, evet. Buradan girdim içeriye. Kiliseye gidiyorduk. Ne oldu birden buraya geldik diyecek olursanız, öyle bir yokuş çıktım ki motor alert yaptı. Aa, burada da QR menü varmış. Köyde paranormal olaylar çok yaşanmış gibi anlatılmış ya da gerçekten yaşanmış. Hristiyanlar için önemli bir yer ve zamanında dizilerin ve sosyal medya kullanıcılarının gelip burayı böyle anlatmasıyla ün kazanmasına sebep olmuş ve şu anda İzmir'in en turistik yerlerinden birisi haline gelmiş. Böyle toparlayabilirim size. Çok garip bir şekilde dışarı ile içeri arasında bir 6-7 derecelik bir fark var. Sanırsın burada klima çalışıyor. Belki de çalışıyordur, bilmiyorum. Muhtemelen üstteki bulunan o kubbelerden dolayı Mimar Sinan mantığını düşünecek olursak, Mimar Sinan yapılarında da böyle doğal bir şekilde içeri sanki klimalıymış gibi bir hava veriyor. Birçok yere hasar görmüş. Kiliseye girme ücretsiz. İçerisinde de bir şey yok zaten. Köy ayaklı bir tarihi yer aslında. Her şey gibi düşünecek olursak, Midyat'ı hatırladınız mı? Midyat'ta da böyle çevrede bir şeyler satılıyor. Her yer çarşı olmuş. İşte bir bölgesi köy, bir bölgesi de böyle nasıl diyeyim size, burası gibi çarşısı var. Midyat'la Şirince birbirine çok benziyor gerçekten de. İkisinde de bazı bölgeler, bazı kiliseler ve şaraplar, sabunlar var. Aynı şekilde Şirince'de de öyle. 10 gün önce daha Mardin Midyat'taydım. Sanki videolar birbiriyle bağlantılıymış gibi peş peşe geldik. Sorry. Arkadaşlar şu an İzmir Tire KYK'dayım. Oda arkadaşlarım ve odayı size gösteremeyeceğim. Yani çocuklara risk atmak istemiyorum. KYK'ya da risk atmak istemiyorum. Prosedür nasıl işliyor onu da bilmiyorum. Neyse. KYK'dayım. Tire'yi bugün gezemeyeceğiz. Yani bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda inşallah devam edeceğiz gezimize. Tire'de şöyle bir ortamımız var. Şöyle bir manzaramız var. Odamızın camından böyle bir manzaraya sahip. Şu an neredeyim, hangi mahalledeyim, ne yapıyorum bilmiyorum. İnanılmaz derecede yorgunum. Az önce gelir girmez direkt duşa girdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Katıla tıklayıp videoya daha önceden erişebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz.